Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bugünkü dersimizde diktat çalışması yapıyor olacağız. Nedir diktat çalışması? Arkadaşlar, diktat çalışması duymuş olduğumuz cümle olsun, sayı olsun, metin olsun. Bunu düzgün bir şekilde anlayabiliyor muyuz? Görselleştirebiliyor muyuz zihnimizde ve bu görselleştirmiş olduğumuz cümleyi, yapıyı ya da sayıyı her neyse bunu kağıda kaleme yani yazıya aktırabiliyor muyuz çalışmasına biz kısaca diktat çalışması diyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Ben size cümleler okuyor olacağım arkadaşlar ve bu cümleleri okuduktan sonra bir ikinci defa okuyacağım ve bu ikinci defada eğer mümkünse arkadaşlar çevrenizde kağıt kalem varsa bunu yazıya aktarmanızı rica edeceğim. Şayet bu yoksa bunu e, zihninizde bir e, resmetmeye çalışın. Nasıl yazıldığını bir resmetmeye çalışın. Çünkü ardından tahtaya geçiyor olacağız ve tahtada doğru yazımını görüyor olacağız. Hazırsanız ben cümleleri okumaya başlayayım. Dediğim gibi ikinci okumamda kağıda kaleme geçirelim ya da zihnimizi e, bu e, görselleştirme çalışmasını yani diktat çalışmasını bir başlatalım. Arkadaşlar cümleleri olağan akışında okuyorum. Hallo. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Tschüss. Guten Tag. Guten Morgen. Bis bald. Tekrarlayalım mı? Hallo. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Tschüss. Guten Tag. Guten Morgen. Bis bald. Şimdi arkadaşlar sıra sizde. Çevremizde kağıt kalem varsa bunu Kağıda kaleme aktaralım. Şahit yoksa problem değil arkadaşlar. Bunu zihnimizde bir görselleştirmeye çalışalım. Biraz daha yavaş okuyorum. Hazırsanız başlayalım. Hello. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Tschüss. Guten Tag. Guten Morgen. Bis bald. Tekrarlayalım. Hallo. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Tschüss. Guten Tag. Guten Morgen. Bis bald. Arkadaşlar, şimdi dilerseniz tahtaya geçelim ve Nasıl yazmışız? Şöyle bir kontrol edelim kendimizi. Arkadaşlar az önce okumuş oldum. Hello demek ki nasıl yazılıyormuş? Double L yani 2 L şeklinde ve e, vedalaşma kalıplarında ya da selamlaşma kalıplarında ne yapıyorum? Ünlemimi mutlaka koymam gerekiyor. Hello değil mi? bu şekilde yazılıyor ve tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi değil mi? Cümlenin başında olduğu için harfler nasıl başlayacak? Büyük harfle başlaması gerekiyor ki durumda burada da durum böyle. İkinci yapıya baktığımızda Guten Abend. Bakın Guten Abend yerine orada Guten şeklinde söylemekten ziyade orada bir ulama şeklinde ifade ettiğimde Guten diyorum. Guten Abend. Ve burada fark ettiyseniz D harfi konuluyor. Ancak telaffuz ederken arkadaşlar Guten Abend. Sanki orada T varmış gibi davranıyorum. Halbuki nasıl yazılıyor? D ile yazılmış oluyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar Abend akşam. Dolayısıyla iyi akşamlar dediğimizde A'yı nasıl yazacağım? Büyük harfle yazmam gerekiyor ve Guten Abend demek ki bu şekilde yazılıyormuş. Üçüncü örneğimize baktığımızda ya da yapıya baktığımızda Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bu da neydi arkadaşlar? Vedalaşma kalıbı değil mi? Tekrar görüşmek üzere yüz yüze görüşmelerde kullanılan bir yapıydı. Öyle değil mi? Yani telefonda değil de yüz yüze o kişiyi gördüğümde ya da vedalaştığımda ne yapıyordum? Auf Wiedersehen diyordum. Burada dikkat etmemiz gereken şey neydi arkadaşlar? IE şeklinde yazıma dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi? Orada ne yapıyordum? Hatırlayın arkadaşlar. İ'yi uzatıyordum öyle değil mi? Bunu gördüğümde dolayısıyla tekrar görüşmek üzere dediğimizde Auf Wiedersehen diyoruz ve dikkat etmem gereken bir diğer nokta ne arkadaşlar? Büyük harfle başlayan bir Wiedersehen, değil mi? Burası arkadaşlar, Vida tekrar demek, zihen görmek. Dolayısıyla tekrar görüşmek üzere şeklinde yorumlanmış oluyor ki güzel Türkçemizde de böyle diyoruz, öyle değil mi? Dördüncü örneğe baktığımızda burada yine of Vida değil mi? Vida tekrar hören, bakın hören demiyorum da ne yapıyorum? Orada bir ulama var, hören diyorum, of Vida hören tekrar duymak üzere. Güzel Türkçe'de tabii ki öyle demiyoruz. Ne diyoruz? Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ama bunu bu sefer telefonda söylüyoruz Almanca'da arkadaşlar. Yani yüz yüze görüştüğümüzde demek ki Auf Wiedersehen derken Auf Wiederhören telefonda söylemiş oluyorum. Tekrar duymak üzere anlamına gelmiş oluyor. Hani birebir çevirdiğimizde değil mi bu yapı? Gute Nacht değil mi? Gute Nacht neydi arkadaşlar? iyi geceler. Bakın burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Guten Abend bakın burada en varken Gute Nacht burada N harfi yok. Çünkü artikellerden dolayı bunun neden böyle olduğunu zaten ilerleyen o konularda görüyor olacağız arkadaşlar. Ancak kalıp şeklinde gördüğümüz için burada ne yapacağız? Gute Nacht şeklinde bunu ifade ediyor olacağız. Burada gece yani Nacht Nasıl başlıyor arkadaşlar? Büyük harfle başlamamız gerekiyor. Çünkü Almancada arkadaşlar nesneler mutlaka ama mutlaka büyük harfle başlar. Burada da durum bu. Demek ki gute Nacht bu şekilde ifade ediliyor ve ünlemimi mutlaka ne yapıyorum? Koyuyorum. Tschüss. Bakın tschüss bu şekilde yazılabileceği gibi bu şekilde de yazılabiliyor. Bakın tek S ya da doppel S dediğimiz çift S şeklinde de ifade edilebiliyor. Tabi biz buna e, günlük hayatta çüs diyebileceğimiz gibi değil mi? Derslerde size çüs diyorum ya. Ü'yü yani şu sondaki üyü değil mi? Ne yapabiliyorum? Uzatabiliyorum buradaki ü'yü. Dolayısıyla çüs diyebileceğim gibi çüs de diyebiliyorum. Demek ki Tek es ya da çift es ikisi de doğru arkadaşlar. Sonraki yapıya baktığımızda Guten Tag. Bakın Guten Tag değil de Guten Tag şeklinde. Orada da gene bir ne var? Bir ulama var. Guten şeklinde. Guten Tag. iyi günler demekte. Burada da neye dikkat ediyorum arkadaşlar? Büyük harfle başlamamız gerektiğini değil mi? E, dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki örneğe baktığımızda Guten Morgen. Morgen neydi? Sabah demekti. İyi sabahlar ya da günaydın anlamına da gelen Good Morgen kalıbını görmüş oluyoruz burada. Ne yapıyoruz demek ki? M harfi nasıl yazılacak? Büyük harfle başlaması gereken bir e, durum değil mi? Guten Morgen. Ve sonuncusu Bis bald yakında. Yani yakında görüşmek üzere dediğimizde Bisbalt dememiz gerekiyor. Bakın burada B'yi ne yaptım? Küçük harfle e, devam ettirdim. Dolayısıyla Bisbalt yakında görüşmek üzere anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımız arkadaşlar doğru telaffuzuyla şöyle bir üstünden geçelim. Ne dersiniz? Hazırsanız ben başlıyorum. Hello, Hello, Guten Abend, Guten Abend, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Bis bald. Bis bald. Evet arkadaşlar ilk diktat çalışmamızın sonuna geldik. Bu diktat çalışmamızda selamlaşma, vedalaşma kalıplarını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.